Evet merhabalar. Bu videomuzda MongoDB Atlas'ı kullanmayı öğreneceğiz. Aynı zamanda MongoDB Compass'ı da göstereceğim. Biz MongoDB Compass sayesinde verilerimizi görüntüleyebiliyor, düzenleyebiliyor, siliyor, içeri aktarabiliyor veya dışarı aktarabiliyoruz. Bunların hepsini göreceğiz zaten. Öncelikle MongoDB Atlas'la başlamak istiyorum. Şimdi MongoDB Atlas aslında MongoDB'nin cloud çözümü. Yani siz MongoDB Atlas sayesinde veri tabanınızı cloud ortamında saklayabiliyorsunuz. Öncelikle bunun fiyatlandırmasından, dezavantajlarından ve avantajlarından bahsetmek istiyorum. Daha sonra nasıl kurabiliriz ondan bahsedeceğim. Elbette ücretsiz bir sürüm var. Fakat ücretli de var. Öncelikle bakın burada 3 farklı bizim için alternatif var. Serverless, Dedicated ve Shared. Şimdi serverless'ın mantığı aslında birazcık şöyle. Eğer projenizde çok aşırı fazla veri tabanı sorgusu gelmiyorsa serverless mantıklı seçenek. Çünkü serverless'ta siz yaptığınız sorguya göre fiyatlandırma alıyorsunuz. Örneğin en ucuz planında 1 milyon veri tabanı sorgusuna 30 saatlik bir fiyatlandırma var. 1 terabayta kadar depolama sağlayabiliyor. Ve burada bakın bütün ek ücret önlendirmelerin hepsi var. İkinci kısımda dedicated var. Bu biraz daha böyle yani şu parayı çıkarabilecek kadar para kazanan bir projeniz var. Dolayısıyla bu gibi projelerde çok daha büyük, aslında çok daha kesin hizmetler olması açısından bunu kullanabilirsiniz. Burada mesela en düşük 10 GB'lık ve 10 GB'lık depolama ve 2 GB'lık RAM hizmeti sağlayabiliyor. Şu kısımda fiyatlandırması var zaten. Burada saatlik fiyatlandırma yapılıyor. Örneğin şöyle bir şey olsa 10 GB, 2 GB RAM ikisi yapıyor. Saatliği 8 sent fakat cidden çok büyük bir ücret açıkçası. Özellikle günümüzün kuruyla birlikte çok ciddi bir ücretlendirme. Yani ciddi para kazanabileceğiniz bir projeniz olmadığı sürece çok fazla tercih edeceğiniz bir yöntem değil açıkçası. Bir de Shared var. Burada en düşük plan ücretsiz. Bakın 512 MB'lık bir depolama. RAM ve CPU'da paylaşımlı. Ve bu ücretsiz. 2 GB yükseltmek isterseniz aylık 9 dolar. 5 GB ise 25 dolarlık bir ücretlendirmesi var. Fakat çoğu zaman 512 MB yetecek. Çünkü günün sonunda biz veri tabanında işte string gibi, number gibi, obje gibi verileri saklıyoruz. Ve çok da büyük veriler olmuyor çoğu zaman. Yani botunuz gerçekten çok çok fazla bilmediği sürece bu 512 MB sınırını muhtemelen aşmayacaksınız. Peki biz MongoDB'yi Atlas'ı niye kullanalım? Ve bunun avantajları nelerdir? Neden lokalde kullanmayalım MongoDB'yi? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi MongoDB Atlas'ın aslında şöyle bir avantajı var. Diyelim ki siz evet botunuzu yayınladınız ve botunuza bir dashboard da yaptınız ki muhtemelen bu seri içerisinde göreceğiz. Bir web dashboard yaptınız. Orada işte mesela hoş geldin mesaj sisteminiz var veya bir sürü sisteminiz var. Bu sistemleri dashboard üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Botunuz gerçekten çok büyüdüğü zaman, biraz büyüdüğü zaman aslında web dashboard'unuz için ayrı bir sunucu kiralamanız gerekecek. Botunuz için yani Discord Jest'in çalışması için ayrı bir sunucu kiralamanız gerekecek. Yani iki farklı sunucuda. Peki iki farklı sunucuda olan hem web projeniz hem de Discord Jest projeniz nasıl veri tabanıyla iletişim kuracak? İki sunucudan birisini kursanız aslında diğeri erişemez. Tabii ki bunun bir yönteminden bahsedeceğim birazdan. Fakat o çok karışık yönteme gelmeden önce MongoDB Atlas ile aslında eğer verilerinizin tamamını cloud'da tutarsanız şu ücretsiz sunumda bakın 512 MB'lık sunumda cloud'u tutarsanız direkt olarak iki sunucu çok kolay bir şekilde veri tabanına bağlanabilir. Fakat diyelim ki siz bu 512 MB'lik sınırı aştınız ya da MongoDB Atlas kullanmıyorsunuz. Bir dezavantajından bahsedeceğim birazdan. O zaman ne yapmanız gerekiyor? O zaman muhtemelen veri tabanı için ayrı bir sunucu almanız gerekiyor. Çünkü hem web dashboard'u hem de Discord Jest tarafını ayrı sunucuda kullanma seviyesine gelmişse o zaman muhtemelen çok fazla veri tabanı sorgusu yapacak demektir. O yüzden veri tabanı için farklı bir sunucu kiralamanız gerekecek. Tabii bu işlemin de ek ücretlendirmesi olacak yani aynı MongoDB'de olduğu gibi. Ama tabii ki şöyle bir ücret ödemeyeceksiniz muhtemelen yani. Daha sonra sunucunuzun içerisinde bir veri tabanı servis kuracaksınız. Bu bir MongoDB olabilir, herhangi bir SQL olabilir, fark etmez. Her türlü veri tabanı olabilir. Daha sonra o veri tabanından ulaşmak için hem web tarafında hem de Discord JS tarafında bir API servisi yazmanız gerekecek. Ve bu API servisi sayesinde hem Discord JS hem de web tarafından veri tabanı oluşabileceksiniz. Fakat bu tabii ki ek maliyet ve ek bir sürü iş demek. API servisi yazacaksınız, veri tabanını kuracaksınız vesaire vesaire. Fakat o zamana gelene kadar en azından botunuz o kadar büyüyecek seviyeye gelene kadar MongoDB Atlas kullanmak çok daha mantıklı. Çünkü ücretsiz. Ek ücret ödemiyorsunuz. Peki MongoDB Atlas'ın dezavantajı ne? O da aslında birazcık bizim için gecikme olacak. Biz MongoDB Atlas'ı Frankfurt'a kuracağız. Dolayısıyla eğer sunucularımız Türkiye'de ise 60 milisaniye, 70 milisaniyelik bir gecikme yaşanacak burada. Tabii ki siz Almanya'da veya daha çevre ülkelerde bir sunucu kiralama işine girerseniz o zaman çok daha yani bu gecikmeyi çok fazla hissetmezsiniz. Fakat Türkiye ile Almanya arasında yaklaşık olarak bir 60-70 milisaniyelik bir gecikme farkı oluyor. Yani botumuz bütün veri tabanı operasyonlarını 60 milisaniye gecikmeyle yapacak. Bence çok büyük bir gecikme değil. En azından bir süreliğine sizi idare edebilir. Botunuz ciddi büyüyene kadar sizi idare edebilir. Fakat baktığınız çok yüksek gelmeye başladı. Sunucularınızı Almanya'da
aslında tutabilirsiniz. Çünkü sunucuları Almanya'da tutmanın şöyle bir avantajı da var. Discord'un sunucularına daha yakın olursunuz. Hem Discord pinginiz daha çok düşer hem de MongoDB Atlas için pinginiz ciddi anlamda düşer. Ya da veri tabanı için Türkiye'de bir sunucu kiralayabilirsiniz. O zaman tamam, veri tabanı için çok ciddi bir gecikme yaşamazsınız. Fakat bu sefer yine hala Discord sunucusuna bağlanırken bir gecikmeniz var. Ama bunlar çok büyük sorunlar değiller. Dediğim gibi yani 60-70 milisaniyelik bir gecikmeden bahsediyoruz. Hadi işte veri tabanına bağlanmanız 60-70 milisaniye alsa, işte 10 milisaniye 20 milisaniye arasında kod sürse yaklaşık 70-80 milisaniye yapar. Bir 60'da Discord'da bağlantı olsa yani 130-140 milisaniye ile botunuz çalışabilir gayet de, ki ben çok da büyük bir süre değil açıkçası. Evet, avantajları ve dezavantajlarından bahsettik. Dediğim gibi 500 MB'lik sınır gayet şu anlık yeterli. Zaten dolduğu anda siz o bahsettiğim diğer çözümlere geçiş yapabilirsiniz. Şu da mantıklı aslında. Yani 1 milyon veri tabanı operasyonu başına 30 sent. Fakat bu dediğim gibi ne kadar veri tabanı sorgusu aldığınıza göre değişiyor. Bir de MongoDB Atlas'ın şöyle bir güzelliği de var. Siz ne zaman ne kadar sorgu almışsınız, ne yapılmış, ne edilmiş hepsini görebiliyorsunuz bir arayüz üzerinde. Göreceğiz zaten bunları. Öncelikle mongodb.com sitesine girip sağ üstten giriş yapıyorum. Burada ben kendim giriş yapacağım. Burada siz kayıt olabilirsiniz olmadıysanız veya Google'a da giriş yapabilirsiniz. Şimdi bu kısımda bakın şuradaki sarılar ücretli. Sarı olmayanlar ise ücretsiz. Şöyle baktığımız zaman en mantıklısı hani en yakını Frankfurt olarak gözüküyor. Aşağıda cluster tier'ımız burada ücretsiz direkt olarak seçili. Siz burada ücretleri tabii tercih edebilirsiniz. Burada ekstra bir şey yok. Backup istemiyoruz. Burada bizden bir cluster name istiyor. Bu cluster mantığı şu aslında. Sizin verileriniz birden fazla nodda, birden fazla yani sharding yapılarak birden fazla noktada aslında tutuluyor ve okuma ve yazma işlemleri birden fazla noktada yapılabiliyor. Bu sayede bütün veriniz böyle tek bir yerde yavaş bir şekilde işlenmiyor. Bu yani sharding meselesini daha detaylı inceleyebilirsiniz, daha detaylı araştırabilirsiniz isterseniz. Burada mesela cluster 0 olarak kalabilir, önemli değil. Ve quit diyorum. Pricing'i de kapatayım bu sırada. Şimdi bu kısımda veri tabanına bağlanırken kullanacağımız kullanıcı adı ve şifreyi bizden istiyor. Burada mesela test 2 vereceğim kullanıcı adına ve şifreye 1, 2, 3, 4, 5 vereceğim. Test 2 ve 1, 2, 3, 4, 5. Aşağıdaki kısımda my local environment kalabilir. Aşağı kaydırdığım zaman işte burası asıl güvenlik bölümümüz aslında. Hangi IP'lerden bu veri tabanına bağlanabileceğini biz burada seçebiliyoruz. Mesela sizin bildirisiniz neredeyse 25.189.92.65 olsun, örnek veriyorum burada. Dolayısıyla bu sunucu artık bu veri tabanına erişebilir. Fakat buradaki IP erişim listesi içerisinde bulunmayan bir IP adresinden yapılan bir sorgu kabul edilmeyecektir. Siz burada direkt olarak şurada add my current IP adresi diyebilirsiniz. Bu şu anda direkt olarak sizin bağlandığınız internetin, şu an mevcut olarak bağlandığınız internetin IP adresini buraya ekleyecektir. Ve direkt şuraya add entry diyerek devam edebilirsiniz. Eğer burada her yerden erişim açmak istiyorsanız, hani herhangi bir IP sorgulaması yapılmasını istiyorsanız 0.0.0.0 yazabilirsiniz. Aynı zamanda bir açıklama da girebiliyorsunuz. Fakat siz bu şekilde yapmayın bence. Kendi IP adresinizi ekleyin. Fakat IP adreslerimiz dinamik olduğu ve sürekli değiştiği için zaman zaman bunu yenilemeniz gerekecek. Yani eskisini silip yenisini eklemeniz gerekecek. Onu da söyleyeyim yani. Hatta şu an bunu direkt olarak hiç eklemeyelim biz. Burası mesela 15.152.15.15 yapayım ben bunu. Yani şu anda mevcut olarak benim IP adresim bu değil. Ve bir hatayı görüntüleyeyim. Nasıl bir hata alıyoruz onu da göstereyim ki böyle bir sıkıntı yaşadığınız zaman anlayın yani bu hata olduğunu. Daha sonra tekrar IP adresimizi buraya ekleriz. Bitir diyorum. Veri tabanına git. Birkaç dakika bekleyebilirsiniz bu aşamada. Eğer hızlı yaptıysanız oraları. Birkaç dakika bekletebiliyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Şu an bakın cluster'ım burada. Veri tabanından buradan bağlanabileceğim. Şu sol tarafta network access var. Buradan tekrar IP adreslerini düzenleyebilirsiniz. Onun dışında database access var. Buradan yeni kullanıcı oluşturabilirsiniz. Bunların tabii ki şeylerini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Yazıkçılarını falan da ayarlayabiliyorsunuz. Yani birden fazla kullanıcı da olabilir. Daha sonra gelelim şu kısma. Ve burada bakın. V Monitoring var. Browse Collections var. Öncelikle şunları bir göstereyim. V Monitoring. Burada direkt olarak işte ne kadar request gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Bunların çoğunu görebiliyorsunuz. Şu an tabii hiçbir request yok. O yüzden boş buralar. Geri gelelim. Aynı zamanda Browse Collections var. Bu da direkt olarak verilerimizi görüntülememizi sağlıyor site üzerinden. Fakat şu an hiçbir şeyimiz yok. Collection'ımız oluşturulmadı. Hiçbir verimiz yok. O yüzden kalsın burası. Aynı zamanda buradan terminal ekleyerek de silebilirsiniz veri tabanınızı. Tabii ki aynı zamanda daha sonradan ücretli plana geçme kararı alırsınız. Şu üç noktadan Edit Configuration diyerek buradan farklı seçenekler seçebilirsiniz. Geri gelelim. Buradan veri tabanıma bağlanmak için bakın Connect'e basıyorum. Ve şurada bana 3 farklı seçenek çıkıyor. MongoDB Shell ile mi bağlanmak istiyorsun? Direkt olarak uygulamayla mı? Yoksa MongoDB Compass ile mi? Ben burada Connector Application diyeceğim. Bunu alacağım. Ve bakın bana şurada şöyle bir şey verdi.
İlk olarak bunu kopyalayacağım. Geleceğim benim projeme. Ve şu kısımdaki burayı buna yapıştıracağım. Şurada bakın bende username ve password yazıyor. Bu kısma bence kolay. Kullanıcı adı ve şifremi belirleyeceğim. Hani demiştim ya, veri tabanını kullanmak için gereken kullanıcı adı şifre diye. Test 2 yapmıştım. Şifre kısmına ise 1, 2, 3, 4, 5 yapmıştım. Şimdi geleceğim. NodeApp.js diyeceğim. Projemi çalıştıracağım. Ve bakın bir hata aldım. Yukarı çıkıyorum. Şurası benim için önemli yalnızca. Bakın şu kısmı hatamı söylüyor bana. MongoDB Atlas klasına bağlanma direkt olarak. Bu sorun çoğu zaman IP whitelist içerisinde bulunmayan bir IP ile sunucuya bağlanmaya çalıştığınız zaman karşınıza çıkar diyor. Burada hemen geliyorum şurada Network Access kısmına. Add IP Addresses. Burada tabii kendi sunucuya IP adresiniz ekleyin siz. Ama ben şu anda kaynardan açacağım bunu. Şu anda biraz beklememiz gerekiyor. Biraz beklediğim zaman şu anda eklendi. Tekrar çalıştıracağım. Bakın veri tabanına başarıyla bağlandı dedi. Şimdi bir geliyorum database kısmına. Ve şurada Browse Collections diyorum. Bu arada bakın connection geldi. Browse Collections diyorum. Şu ana bakın test database altında Gülsen denen bir collection oluştu. Niye test database? Çünkü bakın buradaki benim connection şeyimde hatırlarsanız şu kısma biz normalde veri tabanının adını yazıyorduk. Fakat herhangi bir isim yazmadığımız için require test geldi. Onun altına Gülsen oluşturdu. Biz burayı isterseniz ne yapalım? YouTube bot diyelim. Ve tekrar bağlanacağım. Şöyle geri gidiyorum. Veri tabanına bağlandı. Tekrar bir F5 atmak istiyorum. Geleceğim burada ve Browse Collection istiyorum. Bir F5 dedim siteyim. Bakın şu an YouTube bot denilen bir database oluşturuldu ve bunun altında Gülsen dediğimiz collection otomatik olarak geldi. Test silelim artık. Evet. Şu anda veri tabanımız hazır. Mesela diyelim ki gelelim ve sunucumuz için bir şey yapalım. Örneğin ping kısmında. Şurada bakın client'tan database de alalım. Ve database.fetch interaction. Guild.id diye. Ve fetch işlemi yapalım. Fetch işlemi yaptığımız zaman bizim için otomatik olarak bir doküman oluşturulacak. Sunucumuz için. Buraya bir F5 diyorum. Elbette ping komutumu kullanmam gerekiyor. Şu an kullandım komutumu. Veri tabanı sorgusu yapıldı ve muhtemelen doküman oluşturuldu. Geleceğim buraya ve F5 diyeceğim. Bakın şu anda dokümanımı görebiliyorum. Build ID test alt v şeklinde. Bu şekilde ben cloud'a bağlanabiliyorum. Ve artık yaptığım bütün işlemler aslında buraya etkileyecek. Direkt olarak buraya bağlanacak. Buraya güncelleyecek vesaire. Aynı zamanda bakın burada direkt olarak veri tabanıma tıklıyorum. Burada Gils Collection için bir tane doküman varmış. Bu dokümanın toplam boyutu 79 byte'mış. Bunların ortalaması her bir dokümanın ortalama boyutu 79 byte'mış. Çünkü bir tane doküman olduğu için. Aynı zamanda iki farklı indeksim varmış ve bu indekslerin boyutu 72 kilobayt. Ve bunların ortalaması da 36 kilobaytmış. İndeksten kastığımızda direkt olarak şunlar. Göstereyim bu oradan orada. Indexes kısmından. Collection'ımız için. Bakın ID ve Guild ID. Aslında bunlar direkt olarak bizim belli bir entry, belli bir dokümanı çekmek için kullandığımız parameter arasında. Guild ID veya ID'de kullanabiliriz. Çünkü bunların ikisi de unique zaten. İsterseniz şöyle bir iki tane daha oluşturayım. Mesela gelelim şurada. Ben direkt kurtulacağım hatta. Database direkt alalım şuradan. Bir de .js'in içerisinde yapalım bu işlemi. Örneğin client.database.fetch. 1, 2, 3, 4, 5. Çalıştıralım. Daha sonra 5, 6, 7, 8. Bir daha çalıştıralım. Tamamdır. Artık bundan kurtulabiliriz. Gelelim şimdi bu kısma. Ve şu find kısmında. Evet, bakın şu an yüklendi. 3 tane indeksim var. Tekrar bu sefer geliyorum. Şeyime direkt veri tabanıma. Ve bakın tabii F5'lem gerekiyor burada. Şu an bakın bu cluster 210 byte'lık bir doküman boyutu var. Ki bunların her birisi 70'er byte'lık. Yani ortalaması aslında bu ama tabii ki her bu veri tabanı kaydının kapladığı alan farklı olabilir. Ve ben direkt şurada goods collection'a girdiğim zaman buradaki her bir girişi şuradan silebiliyorum. Delete diyerek silebilirim. Şu an bunu siliyor. Aynı zamanda şuradan editleyebilirim. Buradan direkt olarak bunların tiplerini değiştirebiliyorum veya şuradaki artıya basarak direkt olarak bundan sonra bir tane oluşturabilirim gibi bir sürü düzenleme yapabiliyorum. Onun dışında kopyalayabiliyoruz dokümanı veya bunu klonlayabiliyoruz. Aynısından bir tane daha oluşturabiliyoruz. Bir de bunu yapmanın bir arayüz versiyonu var. Otomatikten yüklü geldi. Biz MongoDB'yi kurduğumuz zaman. Bakın. MongoDB Compass. Bunu giriş yapıyoruz. Ve şuradaki bağlantımızın birbiri aynısını almamız gerekiyor. Bu bağlantı veya bu eskisi de olabilir. Bakın eskisi şöyleydi.
buydu. Bunu yaparsak lokal bağlantı, yani lokal veri tabanına bağlanırız. Şu en sonuncu, yani şunu alırsak direkt olarak bu Atlas'taki veri tabanımıza bağlanabiliriz. Elbette IP listesinde olması gerekiyor. Ve şu kısma direkt olarak MongoDB Atlas'ın bağlantısını veriyorum. Connect diyorum. Bakın şu anda şu sol tarafta görüyorum. Admin lokal ve YouTube bot. YouTube bot benim için önemli. Basıyorum buradaki guild şeyine, collection'ına ve burada bütün kayıtları görüntüleyebiliyorum. Buradan silme, editleme, aynı o şeydeki arayüzdeki gibi. Veya işte diğer her türlü işlemi yapabiliyorum. Burada ekstra import veya export da yapabiliyoruz ama onları bir sonraki videomuzda göreceğiz zaten. Bakın burada gördüğümüz birçok şey aslında direkt olarak buradaki birçok şey olabiliyor. Tabii ki burada mesela bazıları ücretli. Mesela performans konusunda bazı tavsiyeler verebilen size bir şey var. Fakat bu ücretli. Bunun gibi bir sürü ücretli şey de var. Ama çoğu da ücretsiz aslında. Bu şekilde MongoDB Atlas kullanabilirsiniz. Dediğim gibi birazcık ücretlendirmesi pahalı. Ama birden fazla sunucudan bağımsız olarak bağlantı yapabileceğimiz için çok ciddi bir avantaj sağlıyor bize burada. Ve gördüğünüz zaten çok az boyut. Yani şu mesela 710 byte'lık yer kaplıyor. 710 byte hiçbir şey değil. 512 megabyte ulaşmanız birazcık zor burada. Ama dediğim gibi ulaştığınız andan işte bir sunucu kiralayıp bir API servisi yazıp bu şekilde bir yöntemde izleyebilirsiniz. Ama onun için de kendiniz ek güvenlik önlemleri almanız gerekecek. Evet, o zaman bir sonraki videomuzda bu import exportları görelim. Ben normalde 3 video yapmayı düşünüyordum. Ama bunu 4'e çıkarmaya karar verdim. Bu import export işlemlerinin hem arayüzden hem de kod tarafından nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.